Merhabalar, 14. bölüme hoş geldiniz. Şimdi şu kısımdan bir dakika şöyle de gidebiliriz. Buradan devam edebiliriz ya da şuradan gidebiliriz sanırım. Şu kısmı daha yapmamışız, gerçi aşağı iniyor ama şöyle şuradan gideceğiz. Bir save'ini yapalım. Buff'larımız falan tam mı? Buff'larımız tam falan değil. Bu topu en azından şu temel 3 taneyi basalım. Saldırıyı buradan devam ettirelim. Biz şu an içeri kısımdayız. Dışarıdan bunların girmesi gerekiyor ana kapıya gidebilmemiz için. Daha doğrusu buradan biz de dışarıdaymışız. Şöyle girmemiz gerekecek. Burada bunda değil sanırım da şu tepedekinde de olabilir ya da onu geçtikten sonra. Bayağı bir dövüş oluyor. Şimdi sadece bir Brock'la başladık. O şimdi Screech diyecek. Herkes stun edecek. Edebildiğini edecek en azından. Mesela Sila şu an stun olmadı ama atı oldu diye Sila gidemiyor. Attan indirebilirim şöyle. O zaman da yürümeye puanı kalmıyor. Vurmaya daha doğrusu. Tamamız. Tekrar ata binelim. Atın stun ne kadar sürecek bu arada? Bir dövüş daha geldi. Şöyle şu ikisini vuracak şekilde yapalım. 9-13. Regil de bu arada şeyden düşmüş. Hayvanından düşmüş. İki tanesi daha gitti. Bu da tamam. Regil'i de tekrar bindirelim şeyine, bineğine. Herkes şu an atında, bineğinde olması gerekiyor. Bir dövüş daha başladı diye bakıyorum. Dövüş daha burada. Burada bir tur haste kullanabilir miyiz aslında? Kullansak iyi olur. Zaten çok hakkımız var. Leopard tek seferde iki kişiyi birden indirdi. Of, 120 vurdu Sila. Dövüş biraz uzakta başladı diye sanırım. Bu da şey ikon oldu. Şunu düşürmeye çalışacağım. Sina şu an 3 kere vuruyor. Bir tanesi kalmış yerde zaten. Bu da tamam. Burada böyle birkaç tur çıkıyor. Diğeri de geldi. Şeyi açarken, ben eşya toplarken geldi maalesef. Bu at sayesinde, daha doğrusu binekler sayesinde karakterler her tarafa yetişebiliyorlar. Biraz daha bir şey varsa toplayalım. Çok az bir şey kaldı diyor. Hemen elim şey space'te dursun. Bu kısmını da açtık haritanın. Burası biraz fazla karışık farkındaysanız.
Evet, burada varak kaldı bir girmediğimiz. Buraya girebiliriz. Şuraları açabiliriz. Açık zaten açılacağı kadar. Burada bir de şey bulacağız ya, yani hemen burada değil de bu kuşatma bitmeden bir tane daha unique simitar bulacağız. O bizim için bayağı önemli olacak. Bara da tamamlayayım. İkinci kapıyı da açayım. Bir tane daha Magic Essence bulduk. Şöyle bir Great Axe buluyoruz. Ben bunu Sila'ya kullandırdığımı hatırlıyorum. Şimdi Sila'nın elindeki artı 2 bir de 1 D3 negatif enerji damage vuruyor. Bu da artı 2. Öteki 4 10 vururken bu 4 20 vuruyor. Kritik ihtimali bir kritik vurduğu zaman biraz daha az vuruyor ama yine de çok vuruyor. Şu an 27 33'ken 27 43'e çıktı. Şurada bir babuğu görüyorum. Arkada tabii ki birisi daha varmış. Buradaymış. Shaken da oldu. Babolar bitmiyor bir türlü. Şunu düşürelim, öyle gidelim baboya vuralım. Hala çıkıyor, hala. Tamamız herhalde. Evet, çatılara çıkmıyorum genelde. Şöyle bu taraftan çıkış yapayım. Nereden çıktığıma da bir bakacağım. Şu an sadece haritada açmadığım yerleri açmaya çalışıyorum. Derken bir dövüş başladı acil. Tekrar geri çıkıp girdiğim yerden terk edeceğim şeyi, barakları. Biraz birkaç kısmı tamamlamasanız da olur açıkçası, çok şey değil. Burası. Tamamlarsanız biraz daha fazla experience alıyorsunuz. Çok da fazla değil. Evet, burayı da yaptıktan sonra bu kapıyı zaten açmıştık. Bir de bu merdivenin tepesinde olması lazım. Derken dövüş çok inanılmaz saçma başladı. İşte şeyi önden koşturursan olacağı bu. Herkesi böyle toplayacağım. Hell Knight'lar önden tanklasınlar. Heal da yapmamız lazım. Bu Regil'in bizim peti biraz şey olmuş. Canı düşmüş hafif. Evet, şimdi yine Shaken. Şimdilik çok bir şey yapıyormuş gibi gözükmüyor. Tekrar söylüyorum ama Shaken ileriki zamanlarda çok önemli olacak. Evet, şurada bir tür belki dinlenebiliriz. Büyülerimiz azaldı sanırım biraz. Dinleneyim şöyle. Aynı şekilde bırakıyorum. Hızlı bir şekilde bufflanacağım.
Sonra yapmadığım yerleri yapmaya devam edeceğim. Bir tane kapı da burada olması gerekiyor sanırım. Şu Crusaders Edge verelim. Silah'a. Bunu nedense veremiyoruz. Herhalde mele silah vermemiz gerekiyor. Onun dışında şöyle daha dar bir alana toplanalım. Good Hope vereceğim çünkü. Herkes aldı. Tamam sanırım bu kadar. Bunu ata bindirmem gerekiyor şeyine, hayvanına. Sila'yı da aynı şekilde. Evet sanırım buradan mı devam etmem gerekiyor acaba? Hızlı kaydettim. Aynen buradan devam etmem gerekiyor. Burada çok fazla birim orak var. Nereden attı? Ta buradan atmış. Sila'yı oraya koşturmamız gerekiyor. Bunu mümkün olduğu kadar çabuk öldürmek istiyorum. Ember de artık ufaktan çok vurmaya başladı. Sila için tabi o bir murağa kadar koşturacağım. İnşallah şey yeter, atın hızı yeter oraya kadar. Aynen yetti. Bir kere daha. Tamam. Şimdi şöyle toplanalım. Orada bakayım. Bunu yapmadan önce şu hop hop hop. Bak nerede duruyor ya. Bu Darren'ın bu özelliği kahredecek beni. Hızlı kaydediyorum. Haritanın şu açmadım, şu kısımlarını açayım. Ondan sonra ikinci kapıyı açacağım. Burada bir Deragni var. Şu anlık bir tane gözüküyor en azından. Arkada da bir tane varmış. O yine düştü bu arada şeyden sonra. Bu ikisi de tamam. Biraz daha ilerliyorum. Sadece şu haritanın karanlık kısımları en azından bitinceye kadar derken o dediğim yere geldim sanırım. Şu Evoker'ı düşürmem lazım. Düştü, kalktı ve öldü. Darren. Aptal Darren. Evet şimdi burada bir yerde olması lazım. Hah. Oo tamam buldum. Evet burada duruyor diğer simitarımız. Şurada perception check gerekiyor yalnız. Şu an bizim elimizdeki simitar artı 2. Ne zaman bir Chaotic Evil karaktere vursak onun hasarlarını eksi 1 veriyoruz. 5'e kadar stackleniyormuş bu. Yeni bulduğumuz ise bu da artı 2. Her vurduğumuzda fazladan bir D6 sonic damage vuruyoruz. Orası bir kere çok iyi. İkincisi de bunun bir keen olması. Altta thundering, keen, enchantment. Hatta şöyle yapayım. Keen şu demek. Normalde simitarlar 17 kaç bakalım hatta 18-20 kritik şeydir. Yani 18 ile 20 arası atarsanız kritik vuruyor. Keen olduğu zaman 15-20 oluyor.
Yani daha fazla kritik vurma şansı. 16-21'den hasarımız 16-21'den 17-27'ye çıktı. Bir de kritik şansımız çok çok fazla arttı. Onun dışında eğer şey yaptıysanız 3 tane anahtarı topladıysanız buradan girebiliyorsunuz. Ama orada çok fazla tuzak var ve ben şu an benim karakterlerim hiçbir tane kilit ve tuzak açamıyor maalesef. O yüzden ben düz kapıdan gireceğim ve düz kapıdaki dövüş biraz zor maalesef. Herkesin Bless'i var mı? Var gibi gözüküyor. Şöyle ufak ufak çıkalım. Kaydediyorum. Evet, ilk şeyi de hatta burada başlıyor direkt dövüş. Bakalım Fallen Crusader. 21 vurduk. Bir de düşürdük. Elimizdeki kılıç çok güzel parlıyor bu arada. Öldü herhalde şu an. Öldü mü? Ha, bir de burada örümcek varmış. Bakalım, bunu görmedim. Sırf bu kısmında dövüşün. Bu örümceklerden bol bol şey yapacağız. 37 vurdu. Petimiz öldü. Regil düştü. Regil'e de çok fazla vurdu. Düşürürsek. Konsepte bayılıyorum yani. Küçücük leoparın şu örümceği yere düşürmesi. Evet, şimdi bu dövüş tabii ki bu dövüş bile değildi açıkçası. Burada bir tane Dueling Sword buluyoruz. Bir tane de Full Plate Heavy Armor buluyoruz. Sealan'ın üstündekine bakalım. 10'a 4'müş bu, 10'a 5. Bizdeki daha iyi. Hemen heal'larımı yapayım. Evet, asıl dövüşler bundan sonraki kısımda başlıyor. Saldırıya devam et dedikten sonra. Yine burada bir koçbaşı meselesi var. Bunlar kırmaya çalışırken şimdi. Biz burada. Ben şöyle durduracağım. Regil'i buraya. Sile'yi de buraya göndereceğim. Onların ikisi orada dursun. Bunlar burayı kırarken çünkü. Bunlar da yine sıkıntı değil. Derakni falan sıkıntı değil. Çok değil yani. Evet, şey, petimiz bizim kendimize vurmaya çalıştı galiba. Bir morak çıkacak 2-3 tane. Onlar çok sıkıntı çıkarıyor. O fireball skilleriyle. Ben Dagon'u öldürseydi çok iyiydi. Bizim leopar Ember'a daldı. Kraliçe bir şekilde öldürdü onu. Petlerimiz hala kendine gelmedi. Şimdi geldi. Herkes petin üstünde mi bu arada? Üstünde. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Sile buraya. Şey de buraya, Regil de buraya. Evet, bir moraklar çıktı piyasaya. Direkt de onlar başlıyor. Ben de hiç bunlardan önce gittiğimi görmedim. Kaç vuruyor? Şu an karakterlerin canları burada gözüküyor gerçi. İki tane burada, iki tane orada. Sile onu da... Ah, o da ölseydi çok güzel olacaktı. Durup dururken 4 tane şey yedik mesela. Daha çok paladinlere attı ama yukarıda tutmamak gerekiyor demek ki karakterleri. Buradan da onu öğrenmiş olduk. Benimkiler aşağıda olduğu için nispeten az yediler yani. Bir de şöyle şiirlerden de var burada. Bu arada hala da bitmedi. Bu da değil yani. Bu dövüş biraz şey. İşte bu çok zorunuza gidiyorsa aşağıdan gitmek lazım da ben de dediğim gibi şu an kilit açabilecek hiçbir karakter yok.
Oh iyi, Regil bunların ikisini öldürdü. Şimdi Leopar da şunu düşürmesi gerekiyor. Bir tane daha fireball atmasın. Ama ona yetişemedi. Ben şey yapıyorum, eğer Darren yanınızdaysa hani bu dövüş o kadar sıkıntı değil. Evet sürekli can gidiyor ama öldürecek kadar vurmadılar zaten, fark etmişsinizdir. Bu şey bittikten sonra şöyle herkesi bir iki kere heal'lasam fullenecekler zaten. Hiravet'te bir işe yaradı sonunda. İlla vuracak yani, birini öldürmeden gidecek diye ödü kopuyor. Yanlışlıkla şey yaptım. Bitmedim, nerede bu? Heh, şurada bir tane var. Hemen toplanın, acil toplanın. Darren nerede? Burada. Şöyle iki kere falan heal yapsam. Evet, fullledik. Şöyle hızlı kaydediyorum tekrar. Herkes bineğine de binmiş vaziyette. Son bir sanırım, bir tur daha geliyor. Aynen. Tamam. Şeyi açtık. Bunlar şu stun skillini açmadan Mirror Image'e vurduk. Skill'e de. Geldi stun bir tane. Hep de petleri stun ediyor. Evet biri daha gitti. Bir tek şu rock kaldı. Kungaytrain falan onu öldürmesi lazım normalde şu an aslında, vursa. Vurdu zaten, bir tane öldü. Bu son olabilir diye tahmin ediyorum. Herkes toplansın, bir tek şu regili tekrar şuna bindireceğim. Şimdi Bless'imizin kaç dakikası var, o çok önemli. 3 dakika iyi. Aha bir tane daha örümcek geliyor. Birine çevirmesin de. O Allah'tan mirror image'imiz varmış. Bu da tamam. Başka kaldı mı? Bitmedim artık. Sanırım bir kez daha mı? Yo, tamam artık oldu. Evet şimdi büyük dövüş geliyor. Şöyle süreye de bir bakayım. 28 dakika diyor, gayet iyi. Şöyle bir toplanalım. Evet. İşte Demon Boss bu. Ölümler bizi katlediyor, nasıl olabilir? Dedi. Valor Drazant. Konuşmayı bırakın. Şey, işte burada Nurah'ın ihanetçi olduğu çıkıyor meydana. Meğer bunlara bir şey yapıyormuş. O yüzden Nurah planıyla ben ilerlememiştim. Orada spoiler olmasın diye söylemedin. Söylemedim. Evet, ondan mı daha çok korkuyorsunuz? Benden mi diye tehdit etmeye çalışacağız. Evet, bizden daha çok korkup kaçıyorlar. Bu bir şey. Yani dövüşteki şeyleri azaltmanın bir taktiği. Evet. Muhteşem beşli çıktı öne.
Hadi hep birlikte saldıralım. Ölümlere ölüm dedi. Şimdi çok uzakta başlıyor karakterler. Ben burada genelde şöyle yapıyorum. Şu kraliçe falan saldırıncaya kadar ben herkesi şuraya şöyle getirmeye çalışıyorum ilk önce. Darren falan da herkes olmak üzere. Sonra şeyi açıyorum. Evet, ilk saldırımızı yapabiliriz. Şimdi şeyine bir bakalım. AC'si 32. Ondan sonra şu yayı kapatalım. Bizim sağlayalım 14. 18 atmamız lazım bizim karakterin vurabilmesi için. Tabii şey burada gözükmüyor. Bizim Inspire Rage burada gözükmüyor. Bakalım vurabilecek miyiz? Of, 54 66'yı kim vurdu? Ha, 54'ü ben vurdum. Queen Gallifrey'de de şey olduğu için, outflank olduğu için muhtemelen o da vurdu ve daha garip olanı intimidate yaptık bunu. Daha ne olur bilmiyorum. Şimdi artık Sila ile Smite Evil kullanacağız burada. Tek tur. Tek tur bile değil. İki kişi vurdu sadece şu an. Gerçi biraz canı azdı ama. Evet, burada Greyborg geliyor. Dalmaya çalışıp ölüyor. Bunu Tower of Astaroth'ta görmüş olabilirsiniz. Çok erken giderseniz orada çıkıyor karşınıza. Evet, öldürmemiz gerekiyordu falan filan. Ben şöyle bir notlarıma bakıyorum şey yapmadan önce, ilerlemeden önce. Birinci partın sonuna gelmiştik. Evet, burada isterseniz dinlenebilirsiniz. Şimdi ben burada bir tur dinleneceğim. Hiç corruption'ımız yok zaten. Uyandıktan sonra şöyle komple bufflanacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, boss çok kolay gözükmüş olabilir size dışarıdan. Ben normalde çok zorlanmıştım burada. Şimdi burada Greyborg var. Greyborg'la konuşabilirsiniz. Parti almak istiyorsanız. Benim için dövüş diyoruz. Chaotic. Bunu zaten burada alamıyoruz partiyi ama bu act'in devamında alıyoruz. Şu an hala Drezin kuşatması bu arada bitmedi. Yani bitti aslında da. Artık şey kısmı var. İşin ana hikayeyi etkileyen kısmı var. Burada bir dövüş var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum da. Evet, şimdi burada Citadel'in artık şeyin krallığın yani açıkçası zindanlarına gireceğiz. Burası yetişir mi diye düşünüyorum. 28 dakika olmuş. Yetişir herhalde. Evet, şimdi şeye geldik. Bu arada ne gördük de durdu? Aynen şuradaki tuzağı gördük ama yine tabii ki tuzağı şey yapacak kimsemiz yok. Artık burada şöyle bir şey yapabiliriz. Burada bunu diyecektim. Burada bir delilik durumu var. Karakterler burada çok fazla kalırsa şu Whispers of Madness, delilik fısıltıları diye bir şey oluyor. Atından indireceğim bunu. Tuzakları artık buna şey yapacağım, kırdıracağım. Ne kadar sürüyor? Slow'u. 1 dakika falan sürüyor. Bu arada onu olduğu zaman regile de olmuş sayıldı garip bir şekilde. Şöyle bir şey yapabiliriz. Zaten yeni dinlenmiştik. Haste onu siliyor olması gerekiyor. Şöyle burada kaydedeceğim. Önce bir buradan mı geldik biz? Buradan bir yere gidemiyoruz değil mi? Tamam.
Şimdi şuradan şöyle merdivenlerden aşağı doğru devam edelim ve ilk dövüşümüze başlayalım. Birkaç tane votari var burada. Sila mahvetti onu. Haste de var zaten şu an. Çok fazla atak yapıyoruz tek turda. Birisi daha mı var? Dövüş niye bitmedi? Ha, şuradaymış o da. Archer. Scroll'ları alıyorum. Masterwork'ları almaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Yine kilidi açacak kimsem yok. Ben normalde hem Sila'ya hem Camel'a veriyordum şeyi ama şimdi burada Yaniel diye birisiyle denk geliyoruz. Bunu istediğinizi yapabilirsiniz. Ben genelde bunu serbest bırakıyorum. Sonraki bir yerde geliyor zaten şeyi. Burada dur, benim gitmem lazım. Dedikten sonra tekrar şöyle şey yapıyorum. Şimdi bakalım şöyle bir haritaya. Sanırım buradan gitmemiz gerekiyordu. Yine mi? Buradan karşıya geçince ne oluyor? Onu unuttum. İçeride herhalde bir şey var. Geçemedik mi? Geçtik. Bir tane şey kama varmış içeride. Burada yine bir tuzak var. Tuzak onları işlemiyor zaten, onu biliyoruz en azından. Babalar kadar sinir bozan şey yok ya. Her vurdukları sinik atak, çok garip bir şekilde. Boşu boşuna şeyin canı gitti şimdi bunun. Evet, burada da bir güzel zehirlendi. Karizma hasarı falan yedi. Bizde restoration var mı? Şeyde bunda olması lazım. Gerçi hiç buna gerek yok. Pardon ya. Hiç şöyle item'larından bunu kapatıyorsunuz. Bir tur. Kapattıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Bu kayboluyor. Sonra tekrar açıyorsunuz ve full can, full bir şekilde geliyor. Ata binmesi kili kaybolmuş vaziyette geliyor. Böyle devam ediyor olmamız gerekiyor aynen. Şu balkona doğru gidiyoruz. Bence biz bu tuzağı patlatırız. Yapamadık. Tamam, şimdi buraya geldikten sonra ben ne yapıyordum ona bakayım. Evet, bunu yaptıktan sonra burada bir tek Sword of the Valor diye bir şey arıyoruz burada. Cesaret kılıcı işte, ne derseniz artık onun gibi bir şey. Onun yerini gösteriyordu sanırım o kutu ya da oradan baktığımız zaman. Ama biz bulamadık maalesef. Bunu deneyeceğim sürekli böyle. Açamıyorum hiçbir şekilde. Derken yakalandık. Ben bunu yapamazsam bu deliliği nasıl kapatacağım? O kapının arkasında olması gerekiyor sanki. Öyle yani not almışım. Yoksa buradan mı gidiliyordu?
Neyse önce bir D'ye de girelim o zaman şöyle buraya. Burada bir dövüş olması gerekiyor sanki. Hızlı kaydet yapayım. Bu boss gibi bir şey olması gerekiyor sanki bunun ama. Burası da açıldı. Şunların ikisine bir Burning Arc atabilir miyiz acaba? Dominate Person deyip şeyi kontrol altına aldı Ember'ı. Ile bunu indirmen lazım artık bunun şeyi kalmadı. Tamam. Dominate Person çözüldü mü acaba? Yok çözülmemiş hala. Sık sık kritik vurmaya da başlıyoruz artık. Ember düz saldırdığı sürece sıkıntı yok da. Ben de ona vurmayacağım. Dibimizde birisi varmış, onu görmedim ben. Unuttum daha doğrusu. Ya bizim karakterimiz de artık ufaktan vurmaya başladı. Şu an bir tek Ember kaldı şey olan. Geçti onunki de. Burada hiç Good Hope falan yok galiba bizde şu an var mı? Yok hiç buff falan vermemişim ne hikmetse. Bir Remage'i de açalım. Şundan kendime basacağım bir tane. Bu da Armor'u da bassın kendine. Şu bunu bassın, bu bunu bassın. Boss'tan çıkanlara bir bakalım. Bir şey de çıkmamış gerçi ama. Bunu da hallettiysek ben sanki buraya girmek zorundayız diye hatırlıyorum. Girmezsek nasıl yapacağız bilmiyorum. Anahtarla açmaya çalışıyorum. %45 şans. Bir kere açmayınca da açmıyor galiba yani. Birkaç kere daha deneyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Kimsenin beltinde bir şey var mı? Onun belti bile yok. Son iki kere daha deniyorum. Açılmazsa açılmayacak artık. Şeyi kullanıyor mu peki? Anahtar da kullanmıyor. Yani anahtarımız gitmiyor. Neyse devam edelim bakalım. Bu çok kötü oldu ya. Ember'ı çıkartacaktım ben. Camel'ı değil. O sir niye mavi acaba? İlk defa görüyorum. Şuraya girmemiz gerekiyordu sanki. Aynen şurada zaten gözüküyor. Şimdi şöyle bir ufak elimizdeki şeylere bir bakalım neler var bizde. Skill checkleri arttıracak bir şey var mı? Şöyle bir şey yapabiliriz. Karakter trickery ne istiyor? Dexterity mi istiyor? Benim dexterity'mi arttırabiliriz. Cat's Grace var. Tamam. %50'ye çıktı.
Başka dexterity neyle arttırabiliriz diye düşünüyorum. Barkskin, Cast Grace, Wolf Strength. Reduce Person var mı? Hah, Reduce Person var. Bunu kim kullanabilir? Ember kullanabilirmiş. Bunu da verelim. Tamam. Şimdi kaç oldu? Dexterity'miz bayağı arttı. %55'e de çıktı. Kafayı yiyeceğim şimdi. Her seferinde şey mi yapıyor? Ha, en azından bir trickery olması gerekiyormuş. Bir dakika. Rank 0. Bizim karakterde 0. Bunu da 0. 0. 0. 0. E zaten biz hiçbir şekilde açamayacakmışız bunu. O zaman hiçbir uğraşmanın manası yok. Bizim karakter de öyle şeyler reduce person'ına kaldı. Silemiyoruz da neyse 40 saniye falan gerekiyor. Evet, şimdi buraya geldiğimize göre burada bize ilk act'te Defender's Heart'ta silah satan adam var. Radiance'ı göstermiştik buna. Şu Radiance tekrar Radiance olan seçeneği seçerseniz burada ne yaparsanız yapın bu size saldırıyor ama saldırmadan önce dediğim gibi Radiance seçeneğini seçerseniz sizin Radiance'ınızı alıp ilk geliştirmesini gerçekleşiyor Radiance'ın. Artı 1'di o silah, artı 3'e çıkartıyor sanırım bu arkadaş. İlkinde artı 3 müydü, artı 2 miydi, artı 1 miydi hatırlayamadım. Bu arada bunun kaç armoru var ya? 34. Bizim karakter şimdi vuramaz Radius Person verdiği üstünde ama. Bu arkadaşı da bu şekilde öldürüyoruz. Oradan bir Solemn Hour diye bir kılıç bulduk. Bunun ne görevi varmış? Ben bu görevi ilk defa görüyorum. Solemn Hour. Ha, Irabet'in kılıcıymış bu. Bir de şu arkadaşı şey yaparsınız. Üstünde bir şeyler var. Şimdi bir de Radiance'a bakarsak Radiance artık artı 2 olmuş vaziyette. Sonra şöyle evet, şimdi biraz sıkıntılı bir dövüş geliyor. Buradan sanırım böyle mi dönmemiz gerekiyordu? Aynen. O dövüşümüz burada. Good Hope falan her şeyimiz var. Sila şunu bassın kendine. Bu zaten bunu basmıştı. Bunu iptal edelim. Tamam, bir de hatta haste de basabiliriz. Yine mi açamayacaksın ya? Hadi şu an şurada level atlasam herkese birer trickery vereceğim neredeyse. Şu an çok saçma bir vaziyette ilerliyor burası. Sessiz olun, buraya şey getirmiş olun. Oraya da giremedik. Nereye gireceğiz bilmiyorum yani buradan artık. Sen bu tuzağa da basacaksanız basın artık. Umurumda değil açıkçası. Sinirim bozuldu biraz yani. İlk defa burada Kemal'i getirmiyorum. Puzzle burada mıydı? Burada bir dövüş var onu biliyorum da.
Burada sadece bir yerde yine internetten bir şeye bakmam gerekecek, bir puzzle var. Kritik vurdum diye yanındaki de leopar da hasar verdi, yere düştü bir de. Ha, bir tane de oradan okçu çıktı. Evet, burası da tamam. Şimdi aslında yukarıdaki kutuyu açmış olsaydık Sword of Valor buradaymış gibi gözükecekti bize. Gelip tık diyoruz ama aslında burada olmadığını öğreniyoruz. Ve şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Bir morak, 4 tane. Şu önce hangisiymiş? Şuna bir bakayım. Bu. Önce bunu öldürmemiz gerekiyor. Tamam, o gitti. Şimdi sıradaki hangisi? Bu. Oradaki tuzaklar yüzünden şu an karakterlerimiz yavaş yürüyor hepsi. Evet, bir tur daha çıktılar. Elder Rock bu. Öyle yazıyor yani isminden. Evet, bu arada hala karakterlerimiz yavaş. Bu slow'un ne kadar şeyi var? Exhausted, kalıcı. Da bunun sebebi hala bizim şeyi kilit açamıyor oluşumuz. Başka bir şey değil yani. Oradaki tuzağa basmış bulunduk. İşlemi tabi. Bir sürü baba da var. Sila bir tanesini indirebildi ancak. Biri de kalkmaya çalışırken öldü. Şunu şu mirror image'lerini silelim biraz. Aslında haste bassaydık daha iyiydi şu an. Haste şu slow'u siliyor diye aklımda kalmış ama. Stun olan var mı? Sıra benim karakterime gelir gelmez şey yapacağım. Kaplayabildiğim kadar alan kaplayıp geldi. Şöyle herkes alacak şekilde vermem lazım. İlla birini taban almak gerekiyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Buradan alacağım. Sildim o slow'u. Silmedi. Galiba silmedi yani. Lanet olası bir tane baba o var orada. Tamam mıyız? Bu amulet neymiş? O Natural Armor 3. Bu resmen Bark Skin yerine geçecek. Bizdeki 2'ydi. Şu 2'yi kime takabilir? Regile takmayacağım. Bunda 2 var. Sila'da Sila'yı alalım bunu. Herkes tamam. Slow durumu ne? Burada dinlenmem gerekecek. Belli oldu bu.
Artık biraz şey kalacak ama yapacak bir şey yok. Burada yine sanki bir kapı açmamız gerekiyordu. Onu nasıl açacağız bilmiyorum. Yani kimse de şey yoksa buradan devam edemezsiniz mi demek bu? Kimse de trigger yoksa. Buna hiç bakmayacağım. Bu zaten tuzaklı. Kapı buydu herhalde. Ha, anahtarla açılıyormuş Allah'tan da. Bu arada dinlenmeden girdi şey, bufflanmadan çıktık ama. Buna ne zaman karizma ability'de şey hasarı geldi ki? Saçma şeyler oluyor şu an. Şu karizma şeyini düzeltelim de bari. Sonra bir de bufflanalım. Tam karizması düzeldi. Good hop bir tane. Mirror image. Blur. Şu remove fear'ı da şey yapacağım. Bir de şu bundan vereyim herkese. Şunu da chaos olanı basacağım. Tuzağı bu sefer görmediler. Bir de önceden görüp de basıyorduk da en azından ben görmedim yani. Şöyle devam edelim. Evet, şimdi burası Ghoul Havuzu diye geçen bölüm. Burada artık şeyi kapatıyorum. Yapay zekayı da aktifleştiriyorum. Sihir attı değil mi? Hatta. Yoksa burası felaket uzun sürüyor. O yüzden hiç şey yapmıyorum bile. Şu an canı giden bir tek şey var. Ember var, uzaktan vurmuşlardır ona da muhtemelen. Bir tane de Navasu diye bir şeytan çıktı. Tamam mıyız? Aynen. Buraları da toplayalım şöyle. Açamayacağız bunu zaten. O kadar pişmanım ki. Şeyi getirmediğimi. Camel'ı getirmediğimi. Kaç dakika olmuş bu arada? 53 dakika olmuş. Evet, burada Yaniel eğer kurtardıysanız oradan bu şeyin girişinde, bu instance'ın girişinde o sizi burada şey yapıyor, hem bu Rock'u öldürüyor hem de şuradan Sword of Valor'ın gerçek yerini gösteriyor. O da burada olacak. Şimdi bunların ikisi kilitliymiş bu arada. Evet, gerçek Sword of Valor burada. Burada da tuzaklar var. Yalnız önce bu tuzakları kapatmak gerekecek. Ben burada şimdi affınızla bunu internetten bakmam gerekiyor. Sword of Valor puzzle yazacağım. Şöyle görsel hızlı bir şekilde eğer şey yapabilirsem. Görseli var mı yoksa YouTube'dan falan mı izlemem gerekecek? Şu resmin bir büyük versiyonunu görebilirsem.
Yani şimdi şöyle baktığımız zaman diyor ki şuna bir kere tıkla. Tamam. Sonra şunu iki kere tıkla diyor. Evet, bunun çıktığını hatırlıyordum. Ne yapacağım bilemediğim için. Benim de şunu görünmezliğini açmam gerekiyor bu arada. Çünkü concealment var üstünde. Bizi de açsın. Bizim zaten açılmıştı. Tamam, şimdi biraz daha iyi. İyi vurduk yine. Böyle eğer concealment'tan dolayı vuramıyorsanız onun cevabı şeyi, olayı. Şimdi bir kere buna, bir kere buna basmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bizim karakteri sadece götüreyim. Bir kere daha buna basacağız. Bir kere de buna basacağız sanırım. Yoksa bunu iki kere miydi? Tamam, bu şekilde. Yani şekilleri düzgün bir şekilde puzzle gibi oturtmak gerekiyor açıkçası. Başka bir şey değil yani. Bu tuzakları kapatmış oluyoruz. Sword of Valor'ın kendisi de burada. Yalnız onu yapmadan önce hemen bir hızlı kaydedip notlarıma da bakıp 9 level'da ben ne veriyordum diye. Evet, buradaki ilk şeyimiz, bir tane Rage Power alacağız, bir tane de Feat alacağız. Bunları aynı vermeye devam ediyorum. Evet, Feat'imiz Shatter Defenses olacak. Shatter Defenses'ın olayı şu. Birine Intimidate yaptığımız zaman, Shaken yaptığımız zaman artık ona vurunca onu Flatfoot, yani bütün Dexterity Armor'u silinmiş bir şekilde vuracağız. Bir dahaki tura kadar. Ki aynı zamanda hani bir atak, bazen bir turda 3 kere vuruyoruz ya, ilk vurduğumuz korkutacak, ondan sonra her vurduğumuz sanki dexterity'si yokmuş gibi davranacak. Bütün intimidate zaten buradan geliyor. Şimdi bunu da yapacağız. Bundan sonra bir tane alacağımız skill her öldürdüğümüzde etraftaki herkesi korkutacak şekilde olacak. Evet, rage power'ımız da little stance almıştık, beast totem lesser almıştık. Burada artık beast totem normal'ı alacağız. Bu da her 4 sanırım level için, aynen, her 4 level için bir armor da veriyor artık şeyimiz. Yani şu an 2 armor verecek. Hatta oyun sonunda 5 armor falan verecek. Biz totemi aldık. 3 level spell'lerden ne var? Bakıyorum, displacement olabilir. Feather step olabilir. Herkesin hızlı koştuğu. Dediğim gibi buff almam gerekiyor sadece. Şeyim çünkü yani büyüyle alakalı kısımların debuff'ım, işte spell penetration'ım falan hiç yok, sadece buff. Hadi şu delay poison communal olabilir. Ya da displacement mı olsa. Bunu çünkü camel alıyor. Ben displacement alayım, o zaten kimse de yokmuş. Onun dışında regular atlatmayacağım level. Onu zaten kullanmıyorum. Demon Slayer 9. Şöyle verelim. Onun dışında şimdi bunu Blind Fight almış mıydık buna bir yerde? Almışız, tamam. Point Blank Blaster falan var. Cluster Shot. Şu Damage Reduction'dan bayağı iyi kurtuluyor bununla. Snapshot'a gerek yok da Weapon Focus alabiliriz. Longbow. Onu almamışız hala. Evet, Terrain de burada artık. Abyss alsam daha iyi olacak çünkü şeytanların mekanlarına girmeye başlayacağız ufaktan. Sila'nın, bakayım neler alacak Sila. Bir tane daha Mercy'si gelmiş. Yani bir tane Trickery'si olsa neler yapacağız. Aslında hazır buradayken verebilirim ya bir tane Trickery. Şöyle. Geri dönüp açar mıyız acaba? Açabiliriz. Şimdi Critical Focus değil. Aslında Critical Focus olabilir de. Improved Initiative değil. Şu Mounted Shield. Değil. Persuasive değil. Spirited Charge. Evet, charge yaptığımız zaman iki katını vuruyoruz. Tamam, bunu alalım.
Çünkü Pounce yeteneği de kazanacağız ya. Buradan Exhaust'ı seçeceğim. Oracle spellerine bakalım. Burada spell alıyor muydu hatırlamıyorum da. Şimdi burada çok fazla bunlar şey. Buna Brew Potions alayım. Bu pot yapabilir belki şeyde. Yani bir tane 2 level spell alacak. Bir tane 3. Bir tane de 4 level spell alacak. 2 level spell'i çok önemli değil zaten aslında. Remove Paralysis olsun. 3 level spell'i. Resist Energy Communal, bu Camel da vardı. Magical Vestment olsun, şu armor yükseltme. 4 level spell'i de. Greater Magic Weapon çok iyi. Onun dışında Protection from Energy Communal, bu Camel'e de var. O yüzden buna bulaşmıyorum. Sanırım Death Ward koyabilirim. Ya da Chaos Hammer. Yok, bunu alamayız. Bu Chaos olan herkese çok fazla hasar vuruyor. Sanırım şu an Greater Magic Weapon alacağım. Bunu da bu arada şu spell şeyini düzeltmem gerekiyor biraz. Evet, Ember'a bakalım, Ember'da neler var. Ember Hex mi seçiyor yoksa? Ha, şimdi Spell Penetration'larını aldıysak bunların artık Spell Focus alacağız. Spell Focus Evocation. Spell'lerimizin DC'sini arttırmak için. Spell Focus Evocation. 2 level spell'lerden Bone Shaker. 3 level spell'lerden Fire olan çok fazla bir şey yok. Şöyle Lightning Bolt. 4 level spell'lerden de burada da yine Fire yok. Ice Storm mu alırım? Phantasm Kill alalım. Bu da tamam. Evet, şimdi burada kaydedebiliriz. Bunu artık birisi en azından deneyebilecek. Heh, mesela. Evet, Sword of Valor. Burada kutsal kılıç gibi bir şey. Son bir dövüş var sanırım burada. Bu bölüm biraz uzun sürecek artık. Kusura bakmayın, şu an zaten 1 saat 2 dakika olmuş. Şunu bir deneyeyim mi? Bu şöyle bir spell. Spell şey yapıyor, sadece bunun görebileceği, yani korkunç bir şey çıkartıyor. Karakter bunu görünce ya ölüyor ya ölmüyor. Yani hasar vuran bir skill değil. Direkt öldürme skill'i bu. Denedik. Yeme şey olmadı. Will attı. 20 atmış herif. O yüzden kurtuldu yani. Benim de DC'm çok yüksek değil ama yine de 20. O evocation spell olmadığı için DC'sini çok fazla yükseltmedim onun ama. Aha, biri daha çıktı arkadan. Ben koşup buna mı vursam acaba? Evet, artık şu an dexterity bonusunu mesela kaybetti. Nerede? Burada birisi mi var? Ha, gördüm sanki. Evet, bu kısımda tamamsa şuradan şöyle burayı terk edebiliriz. Yani deliliği kaldıramadım. Acaba diyorum gidip kaldırsam mı şimdi? Şurada çünkü. Buraya gitmemiz gerekiyor. İyi, hadi gidelim de kaldıralım şunu. Şey diye korkuyorum, kalıcı olur diye korkuyorum sonra. Sadece şuraya gidip bir şeye tıklayacağım, sonra tekrar geri gideceğim. Nereye gittiler bu arada? Bayağı da uzakta kalmış ama.
Dediğim gibi kalıcı olmasın diye şey yapıyorum. Heh, açtı. Herkes gelsin de bir de şimdi herkese işlemez. Neyime lazım? Evet, buradan sonra da bir dövüşümüz daha kaldı açıkçası. Ondan sonra şeyimiz, burasıyla işimiz bitiyor. Derin burada mı? Burada. Tamam, evet, o deliliğimiz sanırım silinmesi gerekiyordu şimdi, ya da şuraya basınca mı siliniyordu? Birilerinin ikişer level'ını falan sildirir orada. Ne oluyor? Kimin level siliniyor? Hepsinin level siliniyormuş. Gene level mevalı düşüyor bunların, kafayı yiyeceğim ya. Bunun böyle olduğuna bakmayın, ilk oyunu çok daha beterdi. İlk oyunda her vuran illa bir statınızı bir şeyinizi düşürüyordu yani, öyle düz vuran yoktu hiç. Benim level'ımı düşürme de. Bunlara tıklamamamız gerekiyor herhalde. Ben neden sanki burada deliliği kapatmak için şunlara tıklıyormuşuz gibi hatırlıyorum. Yetmedi mi artık? Geldiğime pişman oldum gerçekten. Hayır, bu da gitmedi yani bir de. Neyse, biz şeyimize geri dönelim. Bunları da level atlatalım bu arada. Şimdi level'ımız buradan Bite Weapon Focus'unu alalım bu arkadaşın. Bu tamam. Bu arkadaşın Weapon Focus'u var zaten. Armor Proficiency'ye gerek yok. Combat Reflexes olabilir. Bu şeyini arttırıyor. Attack of Opportunity'sini. Bu arada şu şeyin petine item giydiremiyoruz diye biliyorum ben, ama giydirebiliyor muyuz? Giydirebiliyoruz ama level atlatamıyoruz sanırım. Biz seçemiyoruz en azından galiba. Tam emin değilim ona. Şu level düşüren şey gitti değil mi? Herkesten. İyi gitmiş, geçiciymiş. Evet, bu Drazen kuşatmasının en önemli olan şeyi kısmına geldik şimdi. Heyecan dorukta. Ufak bir dövüşümüz var ondan sonra. Hiç böyle... Bas bas. Zaten nasıl olsa şey yapamıyoruz. Bu da hala Darren tamamen şey peşinde. Açıkçası. Koyuncudan derdinde, kasap et derdinde. Darren gördüğü her kadına yürüyen olduğu için, bizim karakterimiz de kadın olduğu için
Şu an yürümeye çalışıyor. Şöyle hızlı bir şekilde aşağı indiriyorum. Neyse çok önemli değil. Şuradan şöyle duvardan duvara doğru çıkalım. Evet, burada artık önce dövüş yok herhalde. Önce dövüş mü var yoksa önce başka bir şey mi var? Tam hatırlayamadım da. Evet, burası bir göğsümüzdeki yarayla alakalı bir şeyler istiyoruz ve burada artık Mythic Rank 3 geliyor ve gerçek artık yolumuzu seçiyoruz ve etrafımızda şöyle çiçekler falan şey yapılmaya başlıyor. Azata olduk. Azata süper güçlerimiz geldi. Ejderha şeyimiz geldi. Takım arkadaşımız. Şimdi burada 3. mitik level'da ben Leading Strike alıyorum. Bu çünkü ben birine vurduğum zaman diğer takım arkadaşlarım ona vururken bir de 6 fazladan vuracaklar. Biraz da ben dexterity'sini de kırıyordum zaten. Tam benlik bir şey oluyor. Şimdi burada 2 tane de hatta 3 tane Azata spell'i seçiyoruz. Bu artık bizim şeyden farklı bir şekilde. Challenge Evil olabilir. Bir kere bu kesinlikle lazım. Onun dışında bunların hepsi zaten var veya şu anlık işimize yaramayacak şeyler ama yani bunu almadan da geçemiyoruz. Şu Hypnotism, Haze of Dreams alacağım. Unbreakable Heart'ım var. Sleep kullanmayacağım. Command zaten bende hiçbir şey yok. İşlemez. Bless 2-3 tane karakter de var. O yüzden sadece şimdilik böyle yapacağım. Ve Mythic Rank 3 Azata olmuş bulunuyoruz şu an. Ne şu an etrafımızdaki şeyler de böyle çıkmaya başlıyor. Gülesim geliyor falan. Ve burada şöyle aşağı bakarken oyunun bütün resimlerinde yani Sword of Valor'da astık oraya. Oyunun bütün resimlerinde gözüken kötü karakteri göreceğiz şimdi. Oyun sonu boss'u diyebileceğimiz. Sword of Valor bütün demonlara, daha doğrusu bizim askerlerimizin hepsini güçlendiriyor. Demonlar kaçmaya başlıyor. Medrezm kuşatmasını resmi olarak bitirmiş bulunuyoruz. Devamda da bir kısım var ama o kısmı yapmayacağım hadi video çok uzadı diye. Onu da bir dahaki videodan başlarız. Şimdi oyunun tekrar ilk başına döndük. Burada biz şey yapıyorduk hatırlarsanız. Biz buradan Minago değil, işte Minago değilmiş o. Ölmek üzere bu yaratık. Evet, bize bu Feather Fall basıyor. Aşağı düşerken ölmeyelim diye. Baldur's Gate oynayanlar bu skill'i bilir. Yukarıdan çok yukarıdan düşerken ölmeyin diye. Bu bizi kurtarıyor yani. Evet, bütün planlarım gerçekleşmesine yani ortadan kaybolmasına izin veremem. Evet, ana mastermind dediğimiz ana kötü karakter, her şeyi planlayan Arelu Vorleş. Bu bütün işte bu oyunun grafiklerinde, kapaklarında her yerde gözüken. Evet, bu Worldwound'un mimarı olan karakter. Şuradan zaten fotoğraftan belli. Evet, insanların en büyük ihanetçisi. Evet, artık bizim banner'ımız oldu. Ayam Eden'in değil, ben dokunduktan sonra Sword of Valor'a artık bizim olduğu gibi bir şey oluyor. Evet, yani hele bana ikidir yardım ediyorsun. Bir düşerken yardım ettin, bir de şimdi yardım ettin. Sword of Valor'ın yolunu göstererek Deskar'ın en sevdiği yarı şeytan niye böyle bir şey yapsın diye soruyoruz. Bir şey inşa ediyorum diyor.
Bu yüzden bana mimar diyorlar deyip böyle ufak bir bilmeceli konuşup en son kaçıyor. Ve bizim canımız Ivo the Friendly Dragon sonunda sahneye çıktı. Orada bizim karakterlerimiz hala delilik duruyor mu? Durmuyor değil mi? Burada Sword of Valor'ın... Evet, ejderhamızın... Ejderha spell bile atabiliyor. Ivy'ye bir sonraki bölümde biraz şey yapacağım. Değineceğim çünkü Ivy normal bir pet değil. Ivy'nin tek kötü özelliği... Küçük boyda geliyor, o yüzden binemiyoruz direkt. Bineceğim, sırtına vuracağım kırbacı diyemiyoruz. Büyümesi gerekiyor, hatta iki kez büyümesi gerekiyor. Ben medium'um, onun large olması gerekiyor binebilmem için. Ama eninde sonunda bineceğiz. Geldi şimdi buradaki baboya tıkla. Bu nereye kaçtı? Neyse, çok önemli değil. Evet, şimdi herkesi şöyle toplayalım daha fazla uzatmadan bölümü. Ivy'a da bir ufak bakarsak. Ivy 10 level'da geliyor. Siz mythic level atladıkça level atlıyor. Spell'leri var. Yani spell book'u bile var. Öğrenecek spell'leri daha fazla. Onu yaparken şu Ivy bizim kenarda dursun. Biz bunların şu mythic şeylerini de verelim. Şu kendisinden büyüklere karşı daha fazla atak rolü olması var. Sila için Abundant Smite yapabiliriz aslında. Smite daha fazla smite hakkı olsun diye. Veya Mythic Charge yapabiliriz. Onun dışında Darren var. Darren için şöyle Revelation tarzı bir şey var mı? Yok. Mystery ile alakalı bir şey var mı? Second Mystery. Bunu zaten vermiştik. Tamam. O yüzden bunu şey yapabiliriz. Tekrar Improved Abandon Casting yapabiliriz. Yani daha fazla cast yapsın hakkı olsun diye. Veya Boundless Healing yapabiliriz. Evet, Boundless Healing yapacağım sanırım. Bu uzaktan heal yapabilmesini sağlıyor artık. Yani Boundless Healing olsun. Mesela artık bu spell'i nerede şu an Darren göremiyorum ama mesela buraya atarken uzaktan şöyle fırlatıyor. Bu şekilde. Evet, buna Archmage Armor alacağız. Ne zaman Mage Armor şey yapsak Mythic level'ımız kadar fazladan armor veriyor. Ascendant element'imiz var zaten. Ha, bir de şöyle bir skull'lu bir şey vardı. Onu bulabilirsem belki yapacağım ama o sanırım bu kadar erken açılmıyordu diye aklımda kalmış. Hızlı bir şekilde bakıyorum. Evet, Archmage Armor veya Abandon Casting. Abandon Casting yapalım buna. İlk level'da ne vermişiz? Ha, tamam. Aynen, Abandon Casting yapalım buna. Sonra da Improved Abandon Casting yaparız. Evet, burada hızlıca kaydediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.